sevgili izleyiciler, ezber bozan gitar sanatçısı yazmışlar arkadaşlarım. Evet, gitarist Rümeysa Çamdereli bizimle birlikte. Çok da güzel bir performanstı. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli geldi programın ikinci bölümünde. Elektro gitar çalmak zor değil mi diğer gitarlara göre? Yani çok da fazla kadın da yok galiba. Şöyle siz çalarken bir hafızamı sorladım da. Aslında zorlukla ilgili değil de sanırım biraz öne çıkmakla ilgili bir farkı var diğer enstrümanlardan. Çünkü aslında gitar çok temel bir formasyondan ve sonra çeşitlenerek büyüyen çok güzel bir enstrüman. Elektrik gitarın biraz farkı o gücü, o hani öne çıkmayı daha böyle sembolize etmesi sanırım. Ve kadınlar o yükü yüklenmekte ya da o yük o kadınlara yüklenmekte biraz zorluk yaşanıyor sanırım. Evet, tamam, şimdi oldu. Peki bu nasıl başladı? Gitar sevdası herhalde bir tutkuya dönüşmüştür artık evet, da. Evet, evet. Yani lise civarında başladım çalmaya. Lise hazırlıkta. Ondan önce de vardı evde gitar ama ders almaya başladım lise hazırlık. O günden beri önce klasik gitarla başladım. Sonra lisenin son senesinde elektrik gitar çalmaya başladım grupta. Sonra üniversitede öyle devam etti. Bir süre kardeş türkülerle birlikte sahneye çıkma şansım oldu. Şimdilerde de kendi parçalarımı özellikle çaldım. Bir grubum var. Üsküdar'da kafede çalıyorum. Yani bir dönem bir profesyonellik hayalim oldu. Ama şu an daha amatör profesyonel arası bir noktadayım. Yani iyi hissediyorum çalarken ve onu devam ettiriyorum aslında. Yani canlı performansınızı izlemek isteyenler için Üsküdar'da evet aynen güzel. Öyle. Evet. peki neden yani profesyonel olarak hani bir ara düşündüm ama şimdi neden düşünmüyorsunuz? Ya aslında hayat oraya savurdu diyebilirim. Çünkü sadece müzikle uğraşmıyordum uzun yıllardır. Hem aktivizmle de doğrudan bir ilişkim vardı. Evet, onu da konuşacağız. onunla ilişkili bir iş bulunca, daha doğrusu o iş beni bulunca zaman içerisinde oradaki yeterliliklerim ve kendimi iyi hissetme oranım da arttı. Ve öyle bir dengeye ulaştı aslında hayatım. Müzikten para kazanmanın da biraz dezavantajları var aslında bir yandan. Çünkü istediğiniz müziği yapmak için istemediğiniz müzikleri çalmanız gereken bir müzik ortamından bahsediyoruz. Benim şu an çok güzel bir lüksüm var. Sadece istediğim müziği ve istediğim şekilde yapıyorum. bu lükse sahip olmak da güzeldi. O anlamda bu pozisyonu da seviyorum. Yani bu yarı profesyonel amatör halim. Güzel yani, iyi hissediyorum çalarken. Çok güzel. Çok da iyi çalıyorsunuz. Biz çok keyif aldık burada. Peki kadın olmak da zor mu müzisyen olmak için Türkiye'de? Bence öyle. Sadece tabii kendi düşüncem de değil. Yakın zamanda ben kadın çalışmaları programında İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum bir yandan da. Ve orada tez çalışmam sahne üstünde dindar kadınlar. Ama orada kastım hem kendi hikayemi anlatmakta hem de benim gibi farklı tecrübeleri olduğunu bildiğim kadınları dinlemekti. Yani kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın, kadınlar için sahneye çıkmanın kendisi çok büyük bir zorluk. Bunu kendi görüşmelerimde de görmüş oldum. Kendi hikayemden biliyorum ama benden çokça olduğunu da biliyorum. Ne yazık ki birçok engel çıkıyor. Eğitim hayatınızdan tutun aileye kadar, işte toplumsal bakışa kadar birçok engel oluyor. O engellerin tamamını aşarak ve çok da destek almayarak kendi etrafındaki insanlardan, büyük oranda da daha dominant olarak ortamı belirleyen erkeklerden destek almayarak da ilerlemeye çalıştıkları için büyük zorluklarla karşılaşıyorlar aslında evet kadınlar. Birazcık daha özelleştirirsek siz ailenizden destek aldınız mı bu konuda? Ailem aslında hobi olduğu kısımda çok mutlulardı. Evet. Hani çünkü işte dedem de müzikten anlayan, işte mandolin çalan vesaire bir insandı. Babamın o anlamda çok mutlu oluyordu ben müziğe başladığım esnada. Ama bu mesele biraz böyle hayatımın büyük bir kısmını ele geçirip bir yandan da görünür olmama vesile olan bir şey haline gelince bir çatışma dönemimiz oldu tabii ki. Ama tamamen biraz bu hayat tercihleri ve nasıl bir hayat yaşayacaksın tedirginliği olduğunu düşünüyorum ailemde. Son geldiğimiz noktada onlar da geliyorlar, dinliyorlar. Birlikte zaman geçiriyoruz müzik vesilesiyle de. Destek olmaları çok iyi. Evet, yani tamamen baştan sona bir destek değildi. O yüzden ona şey yapmak lazım ama son geldiğimiz nokta da iyi bir dengede olduğumuzu düşünüyorum ailemle de. Evet. Bir klibiniz var. Onu da seyredelim. Sonra onun üzerine de konuşalım. Tabii. Aslında sadece müzik değil, aktivistik yönünüz de var. Reçeli ben, Reçel bile onu çok önemsiyorum. Onları da konuşmak istiyorum şimdi. Peki. Thank you.
Gerçekten klipte çok keyifliydi. Şarkıyı söyleyen kimdi? Kübra diye çok yakın bir arkadaşım. Biz işte ben kafede çaldığım esnada kendi başıma çalmaya başlamıştım en başta. Bir de çocuğum var. Anneyim. 3,5 yaşında bir oğlum var. Onun doğumu ve işte çocukla birlikte hayata tekrar alışma aşamasında kendi kendime çalarak tekrar müzikle bir ilişki kurmaya, yenilemeye başladım aslında ilişkimi. Orada da birçok insanla tanıştım süreçte. İşte Kübra da onlardan bir tanesi. Birlikte söylemeye başladık orada. Sonra bir başka gitarist bir arkadaşla tanıştım. Bir bağlama, duduk çalan bir arkadaşım var. Onlarla birlikte şimdi bir grup kurduk. Üsküdar'da da onlarla da birlikte çalıyorum. Öyle bir vesilesi oldu. Bu şeyde şarkı kaydı da onlardan bir tanesi. Çok güzel, çok keyifliydi. Peki hiç tepkilerle karşılaşıyor musunuz? Yani hani şey, zaten elektro gitar hani çok fazla kadın olarak gördüğümüz hani bir enstrüman değil. Yani ben aslında bu işe başladığımdan beri tepkilerle mücadele. Şu an 30 yaşıma gelmek üzereyim. 18 yaşımda bu gitarı gerçekten sahnede çalmaya başladıktan sonra ilk sahneye çıkışım zaten haber oldu. İşte o dönemin Hürriyet Gazetesi'nde bir şey, böyle bir manşet olma vakası oldu. 18 yaşıma böyle girdim. Yani ve büyük şey, yani marjinalleştirme, yani tepkilerden bir tanesi çok büyük bir marjinallik yükleme. Bir tanesi de kendi camiamdan diyebileceğim, işte daha muhafazakar insanların işte böyle bir şey olmaz, sahnede ne demek, işte tesettür buna uygun bir şey değil gibi. O gün bugün sürekli bununla maruz kalıyorum ama bir süre sonra tabii etkisi geçti. Sorulduğunda da hatırlamakta zorlanıyorum şeyleri. Çünkü gerçekten ilk zamanlar çok yıpratıcıydı. Hani daha yeni kendi kimliğini, ne yapmaya çalıştığını keşfeden bir kadın olarak bunlara maruz kalmak, yani bir dönem hatta gitarı bırakmayı falan düşündüğüm anlar oldu. Sonra ona bir misyon yükledim hayatımda. Sadece kendim çalmak ve bununla kendi kendime eylemekten öteye bir şeye geçmiş oldu. Çünkü başka kadınlara da örnek teşkil etmiş olduğumu hissettim sürekli. Başka kadınlara bir şeyler anlatmaya çalıştım. Hep böyle bir misyonu oldu hayatımda. Yani sadece kendi kendime çaldığım ve mutlu olduğum bir şeyin ötesine geçmiş oldu. O aktivistik ruhu galiba oradan geçti değil mi? En önemli kaynaklarından bir tanesi o bence. Kadınlık farkındalığım açısından da öyle. Yani çünkü buna ben maruz kalıyorum. Benimle aynı düşünen bir erkek aynı şeyi icra ettiğinde buna maruz kalmıyor. O halde bu meselenin kadınlıkla bir ilgisi var. Ve sonra başladı aslında bütün her şey hayatımda aktivizme dair. Sonra nasıl devam etti? Evet, 18 yaşında böyle bir iki tarafın birden, yani her iki yönden de böyle bir saldırıya maruz kalınmış belli ki, ciddi bir şey. Ondan sonra nasıl devam etti? Ondan sonra ben tabii işte hem de bir yandan bu başörtüsü yasaklarının ortadan kalktığı dönem, yani 2006 girişliyim ve 2013 mezunuyum, çok uzun bir üniversite sürecim var. Orada bütün bu süreci deneyimlemiş oldum. O süreçlerin bir kısmında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilik yapıyordum. Hiçbir zaman yasağı tam olarak deneyimlemedik ama o yasağı doğrudan deneyimlediğimiz böyle yoğun bir hafta oldu ve o dönemde de biz aslında bir dans tiyatrosu gösterisi çıkartıyorduk arkadaşlarımızla birlikte orada öğrenci kulüplerinde, hem tiyatrocularla hem de Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde aktif olarak çalışıyordum. Ve oyunumuzun da, dans tiyatrosunun da teması tesadüfen bir başörtüsü meselesiydi.
Ve ben bu konuda oyun düzenlediğimiz bir dönemde üniversiteye giremez oldum. Bir hafta yaşadım ve bu çok vurucuydu. O arkadaşlarla da çok birebir hissettiğimiz, tartıştığımız bir şey olmuş oldu. Ve onların büyük bir kısmı feministti. Birlikte sahneye çıktığımız arkadaşlarım. Ve onlarla feminizmi tartışmaya başladım. Ve feminizmi gerçekten eline boyuna düşünerek, tartışarak, okuyarak kendi hayatıma dahil etmeye başladığımı fark ettim. Ve kendimi feminist olarak tanımlamaya başladım. O arkadaşlarımla birlikte örgütlendim, birlikte eylemlere katıldım. Özellikle kampüste birçok etkinlikte, her sene 8 Mart'ta, 25 Kasım'larda hem çaldık hem birçok etkinlik düzenledik hep birlikte. Sonraki süreçte de, bir süre sonra da bu arkadaşlarımla birlikte her ne kadar örgütleniyor olsam da kendi Müslüman kimliğimle ilgili ayrıca bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğimi fark ettim. Onlarla birlikte yaptığım şeyin hala çok değerliydi ama farklı şeylere farklı cevaplar vermeye çalışmaya başladığımı fark ettim. İşte çünkü bir televizyona bir alim adında biri çıkıyor ve bir şeyler söylüyor ve onun bendeki etkisi biraz daha farklı oluyordu yanımdaki kadınlardan. O farklı etkiyi yazmak, çizmek, tartışmak isterken önce Kadın Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi ile tanıştım. Oradan bir çağrıyla başladım. Onlarla birlikte kadın sığınma evleriyle ilgili eylemler düzenledik, cuma hutbesi metni yazdık, böyle daha farklı çok güzel etkinlikler yaptık. Sonra da oradan bir kadınlık ve gündelik hayata dair bir ilişkiyi keşfetme şansımız oldu. Çünkü biz eylemler organize ederken, sokağa çıkarken bir yandan da gündelik hayatımızın bize kurduğu baskıyla mücadele ederek bütün bunları yapıyorduk. İşte evde temizlememiz beklenen bir ev, bakmamız beklenen bir çocuk ya da işte eylememiz gereken bir eş olduğu durumla mücadele ediyorduk bir yandan. Doğru. Ve bunları konuşmadan o etkinlikleri verimli düzenleyemediğimizi hissettim. Benim temel motivasyonum buydu reçel fikri ortaya çıktığında. Yani bir blok olsa buraya yazsak, bir hikayelerimizi paylaşsak demeye başladık. Hı hı. Önce kendi hikayelerimizi anlatacağız, sonra dağılacağız diye düşünüyorduk. Sonra biz başlayınca bir dalga halinde. Ama sonra da çığ gibi büyüdü, değil mi? Evet, gerçekten işte 2014 Eylül'de o da kurduk Reçeli'de. O günden beri aktif bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Şimdi sitemizi de yeniledik. Farklı kaynaklardan destekler almaya başladık. Yazılar zaten hep bizim haricimizden. 500'ü aşkın yazı var şu an ve onun 300'ünden fazlası konuk yazarların. O yüzden editörlerin etkisi sadece şöyle bir itmek olabiliyor bazı evet. gündemleri. Hangi fikirden olursa olsun herkese açık galiba, evet, değil mi? Evet, yani bütün evet. kadınlar yazabiliyor. Peki aynı fikirden olsa bile erkekler yazabiliyor mu? Yani bir engel yok ama Reçel'in bir tarzı ve tavrı var gündelik hayatları ele alışıyla ilgili. Yani bu gündelik hayatı en büyük samimiyetle ve kendini mümkün olduğu kadar deşifre ederek aslında anlatmak gerekiyor. Bunu başaran bir erkek olmadı daha. Genelde üstten genellemeler evet. olan ifadelerle metinler kaleme alındı. Yani reçel dilini tutturan bir erkek olursa neden olmasın? Yani yayınlamak isteriz ama daha şimdiye kadar başaran olmadı. Evet. Sevgili izleyiciler, gerçekten reçel blog enteresan bir blog. Girip bakmanızı yani en azından hiçbir şeyle ilgilenmiyorsanız mesela reçel tarifi de var. Acısından tatlısına kadar evet. Evet. İşte kadınlardan bahsettiniz ama bir taraftan da hani o İslami kimlikten de bahsettiniz. Peki kadına yönelik savunduğunuz değerler var. Peki İslami kimlikle ya da o tarafla çatışınca bu görüşler ne yapıyorsunuz? Yani orada nasıl duruyorsunuz? Aslında çok şey ciddi bir denklem kurulması gereken bir nokta. Evet. Aslında Türkiye'de bu meseleyi meseledar aktivizm yapmak gerçekten çok zor. Çünkü çok az bilgiye erişebiliyoruz. Çok az kaynak Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Çok az tartışma yapılmış durumda. Bu yüzden kendimize referans kaynaklar bulmakta çok zorlanıyoruz birçok şeyi tartışırken. Bizim şansımız kurduğumuz ekiplerde, şimdi yeni kurulmakta olduğumuz aslında resmi olarak kurulan bir derneğimiz de var. Havle Kadın Derneği isminde. Bir sahabe kadının adı o da Havle. Hidayet Tuksal Hanım'ın uzun yıllar önce işte bu adda genç kadınlar bir dernek kuracak ilerleyen zamanlarda, ben de üye olacağım demişti. Biz de onun sözünü büyütmeye çalışıyoruz bir yandan. Ortada bir mücadele var ama yani Türkiye'de o anlamda Hidayet Tuksal gibi birçok ismin şimdiye kadar, Konca Kuruş gibi birçok ismin şimdiye kadar yaptığı çok büyük şeyler var.
Ama o bilgi çok sekteye uğramış ve çok az yaygınlaşabilmiş. Riskli de. Ama biz bu bilgiye erişmek, bu bilgiyi yaygınlaştırmak derdindeyiz. Buna İslam, risk derken nasıl bir riskten bahsediyoruz? İşte Konca Kuruş örneğindeki evet, gibi. Maalesef. Yani ne yazık ki bu konuların tartışılabilirliği hala çok sınırlı. Ama çok genç ve çok böyle dinamik, kendini ifade etmek isteyen ve neysem öyleyim ve o şekilde var derneği olacağım diyen bir grup da var. Derneği konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.